Sparta sokaklarındayız. Sparta sokaklarını sizlerle beraber şöyle bir gezeceğiz. Şu anda Ordu-Yarı Köprüsü'ndeyiz. Şu sol tarafta görmüş olduğunuz kafeler kapalı. Burası Yalıboyu. Saatimiz tam olarak 15, yani öğleden sonra 3. Dediğimiz gibi kafeler, kıraathaneler, çay ocakları kapalı. Şurada bir banka gördük. Bu banka açık mı? Hemen bakalım bu banka açık mı? Evet, bankalar açık. Görüyorsunuz. Burası kapalı. Burası da kapalı. Şurada görmüş olduğunuz iki tane kıraathane kapalı. Çay ocakları vardı. Kapalı. Görüyorsunuz. Burası neresi? Millet Bahçesi. Belediye Bahçesi diye geçiyor. Burada da görmüş olduğunuz gibi şuradaki işletme kapalı. Bir salı pazarının dediğimiz gibi kalabalığı yok Bartın sokaklarında. Nasıl pazar? Nerede insanlar? Evlerinde herkes. Korkularına çıkamıyor ki dışarı. Hapishanede açıkları gibi olduk. Ablalar maskelerini, teyzeler maskelerini takmışlar. Görüyorsunuz Kemerköprü meydanı. Bartın'da Hükümet Caddesi'ndeyiz. Girgin TV YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün Bartın sokaklarını sizlerle beraber gezeceğiz. Elbette devletin önleyici tedbirlerini Bartın'da da uygulayanlar var. Ordu-Yarı Köprüsü'nden şimdi hareket edeceğiz. Görüyorsunuz ve az sonra Bartın sokak larını hep beraber göreceğiz. Hadi buyurun. Şu anda Yalı bölgesindeyim. Tabii şehre ilerliyorum. Kafeler kapalı. Şu sol tarafta görmüş olduğunuz kafeler kapalı. Yaya kaldırımları boş. Sadece 1-2 kişi yayalarda şu anda hareket ediyor. Tabii araçlarıyla insanlar belli noktalara gidiyor burada Yalı'da. Görüyorsunuz geçiyorlar. Vatandaşlar da selam veriyorlar bize. Görüyorsunuz burası Yalıboyu. Saatimiz tam olarak 15, yani öğleden sonra 3. Bartın, Yalıboyu. Sol tarafta, yolun diğer tarafındaki kafeler kapalı. Irmak kenarında gezenler yok. Burada da sadece yaya kaldırımında birkaç kişiyi görebiliyorsunuz. Virüs tedbirleri kapsamında kafeler ve belirli işletmeler kapatıldı. Şu anda da Bartın esnafı tabii bunlarla ilgili. Şu anda görüyorsunuz. Arabalar. Temizlik işçileri de hijyen kontrolleri yapıyor. Bölgede hijyen temizlikleri yapıyor. Bu şekilde Yalı bölgesinde hayat gidiyor. Şimdi şehir merkezine geçeceğiz. Bakalım neler var. Görelim hep beraber. Buyurun. Bu noktada Bartın'dan Yalı bölgesine çıkan nokta. Tabii yukarı çarşıya çıkıyorum ama sokaklarda biraz durgunluk var. Görüyorsunuz şu bölgede kafeler kapalı. Kafeler dün akşam 12 itibariyle kapalı. Biz de şimdi yukarı çarşıya şöyle kameramızla beraber çıkacağız. Bakalım çarşıda neler var, pazar yerinde, Kemerköprü'de neler var? Şöyle size bir gösterelim. Yukarı çarşıdayım. Yukarı çarşıda görüyorsunuz burada biraz daha kalabalık bir ortam var. Tabii insanlar alışverişler için dışarı çıkmış ama bir salı gününün kalabalığı Bartın sokaklarında yok. Evet. Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de önlemler alınıyor. Sağlık Bakanlığı Bartın Valiliğine gönderdiği genelgelerle Bartın'da da alınması gereken tedbirler kapsamında Bartın'da kafeler, kıraathaneler, çay ocakları dün gece itibariyle kapatıldı. Gece kulüpleri, bar, pavyon tarzı işletmeler de bir gün önce kapatılmıştı. Elbette bu tedbirler kapsamında camilerde toplu namaz kılınmaması açıklanmıştı. Bu tedbirler kapsamında vatandaşlarımızın çok acil ihtiyaçları olmadığı durumlarda evlerinden çıkmamaları tavsiye edilmişti. Panik yok, tedbir var. Slogan bu. Biz de Bartın sokaklarındayız ama bir salı günü değil, bir pazar günü değil. Bu kadar ıssız olduğunu uzun süredir görmemiştik. Şimdi yukarı çarşıdayım. Yukarı çarşıdan pazar yerine doğru aşağıya doğru iniyorum. Ve orada bakacağız, görüntüleri çekeceğiz. Evet, açık olan işletmeler de var. Vatandaşlar da genel ihtiyaçlarını almaya çalışıyorlar Bartın sokaklarında. Alışverişe çıkanlar var. Bankadan, ATM'lerden para çekenler var. Dediğimiz gibi kafeler, kıraathaneler, çay ocakları kapalı. Şurada bir banka gördük. Bu banka açık mı? Hemen bakalım bu banka açık mı? Evet, bankalar açık. Görüyorsunuz. Bankalar mesaisine devam ediyor. Bartın'da, Bartın sokaklarında. Biz de size bunu anlık olarak aktaracağız. Bartın sokaklarındayım. Bartın sokakları biraz sessiz, biraz sakin. Şimdi bir salı gününün kalabalığını göremeyeceksiniz. Caddede size gösteriyorum. Hemen kameramı çeviriyorum ve salı gününün kalabalığı caddede yok. Bu önleyici tedbirler kapsamında da vatandaşlar kurallara uyarak
bunlara dikkat ediyor. Bartı sokaklarında turum devam ediyor. Görüyorsunuz burada bir kafe var. Burası kapalı. Tekrar burada da bir kafe, çay ocağı vardı burada. Burası da kapalı. Şurada bir çay ocağı var. Burası da kapalı. Şurada görmüş olduğunuz iki tane kıraathane kapalı. Tekrar belediyenin binasının alt tarafındayım. Burada çay ocakları vardı. Kapalı. Burada da tekrar bir çay ocağı vardı. Kapalı. Şimdi Bartın sokaklarında tabii ilerliyoruz. Genelde kalabalığın yoğunlaştığı yerler pazar yeri tarafı. Şöyle millet bahçesinden doğru aşağı doğru inersem pazar yerinde biraz kalabalık göreceğiz. Çünkü caddelerde çok fazla kişi yok. Görüyorsunuz. Burası neresi? Millet bahçesi. Belediye bahçesi diye geçiyor. Burada da görmüş olduğunuz gibi şuradaki işletme kapalı. Parklarda oturan birkaç vatandaş. Bugün Salı Pazarı. Salı Pazarı olmasına rağmen çok fazla kalabalık yok. Şimdi sokaklarda ilerliyorum ama nereye geçiyorum? Cumhuriyet Meydanı'na. Oradan pazar yerine geçeceğim. Caddeye bir bakacağız. Şadırvan bölgesine bakacağız. Biz de size önleyici tedbirleri bu anlamda aktaracağız. Şöyle hemen göstereyim. Cumhuriyet Meydanı'na yaklaştım şu anda. Cumhuriyet Meydanı'na giderken geri planda. Burada biraz kalabalık göreceğimizi söylemiştik. Genelde Cumhuriyet Meydanı'nda ATM'lerde ve pazarına yakın noktalarda kalabalığı gözlemleyebiliyoruz. Buyurun şöyle bir hep beraber görelim. Selçuk Bey, sağ ol abi. Merhaba. Evet, Cumhuriyet Meydanı'ndayım. Tabii Bartın sokaklarında yoğun noktalarının bir tanesi de Bartın'da Cumhuriyet Meydanı. Dediğimiz gibi bir Salı Pazarı'nın kalabalığı yok. Vatandaşlar burada parklarda oturuyor, güneşleniyor. Pazar alışverişlerini yapmışlar ve pazar alışverişlerinden sonra burada küçük dinlenmeler yapıyorlar. Banka ATM'lerinden paraları çekiyorlar. Ve görüyorsunuz bir Salı Pazarı'nın dediğimiz gibi kalabalığı yok Bartın sokaklarında. Neredeyim? Pazar yerindeyim. Cumhuriyet Meydanı'ndan hemen geçtim bu tarafa. Tabii burada pazarda biraz daha kalabalık var ama vatandaşlar genelde ihtiyaçlarını almak için mecburen gelmişler pazara. Bir Salı Pazarı mı? Bir Salı Pazarı değil. Ama yine de kalabalık. Salı Pazarı'nda bir miktar vatandaşlar alışverişlerini yapmak için sokaktalar. Görüyorsunuz. İşte maske takıp çıkanlar da var sokağa. Maskesiz çıkanlar da var. Tabii ki önleyici tedbirler kapsamında biz de şöyle bir kameramızla pazara giriş yapalım. Burada çay ocakları vardı. Tabii onlar da kapanmış. Pazar yerine girelim. Bugün röportaj yapmayacağım çok fazla. Abla kolay gelsin. Sağ ol Serkan. Ne yapıyorsun? Var mı sıkıntı? Yok abla. Pazar nasıl pazar? İyi, bugün iyi. Bugün iyiymiş. Tabii vatandaşlar pazara alışverişe gelmişler. Bugün pazarın iyi olduğunu söylüyorlar ablalar. Tabii. Nasıl pazar? Pazar nasıl?
Nerede insanlar? Evlerinde korkularından çıkamıyorlar ki. Efendim? Evlerinde herkes. Korkularından çıkamıyor ki dışarı. Öyle mi? Sen baksana biz de hapishane dağıtları gibi olduk. Tedbir mi aldın böyle? Yapacak bir şey yok. Tamam. Hadi görüşürüz. Pazar yeri. Pazar yerinde. Merhaba abla. Pazar yerinde yayınım devam ediyor. Şöyle. Röportaj yapmasak da size şöyle pazar yerini bir göstereyim. Nasılsın teyze? Nasıl satış? İyi mi? İyiymiş. Ablalar maskelerini, teyzeler maskelerini takmışlar. Burada maskeler takılmış. Kolay gelsin, afiyet olsun. Pazar yerini şöyle göstereyim size. Biz salı pazarı gibi değil, normal bir gün gibi. Pazar yeri. Meşhur Gallar Pazarı'ndaki kalabalığı da görüyorsunuz. Bu kadar bir kalabalık var. Tabi vatandaşlar sebzelerini, meyvelerini almaya çalışıyorlar. Biz de sokakta şöyle bir ilerliyoruz. Sokaklardayız. Bartın'ın en kalabalık yeri salı günü, salı pazarı burası. Diğer sokaklar gerçekten boş. Sokaklarda çok fazla bir hareket yok. Göstereyim size. Şurası Kemerköprü bölgesi. Buyurun. Şimdi de Kemerköprü'nün olduğu yerdeyim. Kemerköprü'yü görüyorsunuz. Tabii salı günü çok yoğun olması gereken Kemerköprü. Oldukça az sayıda vatandaş var. Vatandaşlarla konuşuyoruz. Bugün salı olması dolayısıyla bu durumun dahi kalabalık olduğunu söylüyorlar. Yarın biraz daha caddelerde sakinlik azalma olacağı yönünde. Vatandaşlar evinden fazla çıkmıyor. Bu anlamda önleyici tedbirler kapsamında da Sağlık Bakanlığı'nın uyguladığı tedbirlere uyuyorlar. Şimdi ilerleyelim. Neredeyim? Kemerköprü'deyim. Kemerköprü'de görüyorsunuz şurada işletmeler vardı. Çay ocakları vardı. Burada çay ocakları kapalı. Taksiler hizmet veriyor Bartın'da. Dezenfektelerini yaptırmışlar. Şuradaki çay ocakları kapalı. Bir salı gününün kalabalığı yok caddelerde ki vatandaşların söylemi de şu. Yarın biraz daha kalabalık az olacak. Bartın sokakları görüyorsunuz Kemerköprü meydanı. Şurada dolmuş durakları. Dolmuş duraklarına hep beraber bakalım. Salı günü gibi kalabalık değil burası. Görüyorsunuz. Şimdi caddeye şöyle bir çıkacak olursak şöyle bir caddeye ilerleyelim. Kemerköprü'den caddeye bir tur atalım bakalım. Sokaklarda gerçekten fazla bir kalabalık yok. Şimdi de Kemerköprü'den Şadırvan bölgesine ilerlemeye başladım. Gerçekten bir salı gününün pazar kalabalığı yok. Pazar yerinde, Cumhuriyet Meydanı'nda, caddelerde çok sınırlı sayıda banka ihtiyaçlarını, market ihtiyaçlarını çok sınırlı sayıda kişi var. Bankalarda işlemleri olanlar, pazara gelenler, market alışverişi yapanlar genelde sokaklarda ama geri kalan hiç kimse sokaklarda değil. Biz de günün en yoğun olduğu saati seçtik. Saatimiz şu anda 16.00 yani 15-16 saatleri arasında Bartın sokaklarında bu röportajı yapmak için çıktık. Görüyorsunuz caddeyi. Çok da bir kalabalık yok. Bir salı gününün kalabalığı yok. Kalabalık oranı 5'te 1 oranında diyebiliriz. Salı günleri bu cadde biraz daha kalabalık oluyordu. Bir salı gününde Şadırvan bölgesi.
Evet, Hükümet Caddesi. Salı günü Hükümet Caddesi. Rüzgarlı bir hava var. Hükümet Caddesi'ndeki kalabalık da bu. Bartın'da Hükümet Caddesi'ndeyiz. Görüyorsunuz Hükümet Caddesi bir salı günü bu kadar sessiz. Çok da vatandaş yok sokakta. Bir salı gününün nüfusu sokaklarda yok. Pazar yerinde yok, Cumhuriyet Meydanı'nda yok. Önleyici tedbirler kapsamında vatandaşlarımız evlerinden genelde çok fazla ihtiyaç olmaması durumunda çıkmayı tercih etmemişler. Bartın sokaklarındaydık. Bartın sokaklarında tüm Türkiye'de, tüm dünyada olduğu gibi alınan tedbirler kapsamında nüfusun sokaklarda olmayışını size göstermeye çalıştık. Elbette Sağlık Bakanlığı'nın, valiliklerin, yetkili bütün kurumların sosyal medya hesaplarındaki bilgilere itibar edelim. Sosyal medyada aslı astarı olmayan hiçbir bilgiye itibar etmeyelim. Bu anlamda Sağlık Bakanlığı'nın yayınlamış olduğu dezenfekte kurallarına da 14 kurala da uymaya gayret gösterelim. Umuyoruz ki ülkemizde, dünyada en kısa sürede bu sıkıntılı süreçten kurtulacaktır. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere.